Sinancığım bak böyle güzel güzel daha güzel oldu değil mi? Böyle konuşmamız. Güzel anlatıyorsun sen de içini döküyorsun. Ben anladım seni yani. Sen bunlara iyilik yapmak isterken anladığım kadarıyla senin kalbini kırmışlar. Başta Hamide teyze, sonra Arife teyze değil mi? Evet, evet. Kalbini kırdılar. Sonra sen onlara bu mesajları attığını bilenler de var. Senin hani köyden bazıları var. Şimdi mesela bu Fikri abilerin düşmanı var mıydı başka köyde? Kim olacak ki? Ne bileyim bir kavgaları, dövüşleri ben şimdi tanımıyorum. Onları burada gördüm. Mesela Fikri abiye düşmanlık besleyen Tufan'a, Tayfun'a. Diğer kardeşiniz adı neydi? Atakol mu? Atakol. Atakol'a. Böyle düşmanlık besleyen birileri var mıydı? Hayır Müge Hanım, kim olacak? Sana gelip dert yanan, ne bileyim işte arazime girmiştir, bilmem ne olmuştur falan diye. Bir saniye. Hayır, ben arazesine kim girecek onu? Peki senin bu attığın mesajları bilip sana böyle işte Sinan iyi yapıyorsun, sana böyle yaptılar. Sen de yürü böyle mesaj at falan diye. Yani hani ben sana nasıl hak verdim? Sana böyle köyden başka hak verenler oldu mu senin eşinden, dostundan, arkadaşın? Hayır. Hayır. Bilen, ya Sinan bak işte hani diyorsun ya mesela Mustafa dedi ki gelinim dedi bilmem ne dedi. Bak işte gelinin geldi, yok kayınpederin geldi falan gibi sana öyle şeyler konuşanlar oldu mu? Hayır. Hı? Hayır. Bak Fikri abi diyor ki, Fikri abi istiyorsan sen söyle. Senin biraz paraya da düşkünlüğün varmış çalışmayı sevmediğin için. Ben çalışıp kazanıyorum. Ben Allah şükür kimseden bir kuruş değil, 1 milyon da istemem. Hep teremine kazanırım. Ama pek de çalışmak da istemiyorsun ya böyle. Niye herhalde çalışmıyormuşum abla? Düzenli bir işin yok. Niye elçi mesela biri diye Sinas çalışır mısın bak, diyor. Bak jandarma bile kaç kere çağırmış, bir odunlarını kesmeye gitmemişsin. Kime? Neyse, sakin olacağım bugün, kendi kendime söz verdim. Yani böyle sana mesela para teklif edip, tamam mı? Gel Fikri de işte Fikri'yle de benim aramda bir sıkıntı var gel diyen. Yani Fikri abi sen sor istersen, sen daha güzel soruyorsun, sor. Sinan bak şöyle demek istiyorlar. Benimle şöyle sakin sakin güzel güzel herkesin anlayacağı dilde. Şimdi mesela sana biri çağırıp da Sinancığım sen ne diyorsun da YMİA ile çalışıyorsun? 50, 100, 200 neyse bununla çalışıyorsun. Sana biz bir miktar para verelim. Fikri abilerin, Fikri'ni oraya, Fikri abiyi de boş ver. İşte Fikri abinin hanımı köyde mi? Fikri abi başka yerlerde çalışıyor mu? Bunları bize bir söylersen işte sana bir miktar para ne dipte çalışacaksın diye böyle bir insanlar olur çünkü kim para ihtiyacı. Kim bak mesela ben çalışınca terimine para kazanırım. Hayır hayır sana ben yanlış anlıyorum. Böyle belki insanlar olur. Seni oraya çağırırlar o gün. Kim çağıracak bak, beni Fikri mi? Bir dakika, bir dakika. Kim ya çağıracak beni? Seni olayın içine gitmek için. Kim mi? Senin ne olayı yapmışım da ben hayır, olay, hayır. Olaya gideceğim seni. Sen bir şey yapmadın Sinan'ım bak yanlış anlama. Seni ben bir şey yaptı demeyeyim. Bak güzel ben laflayayım mı sen de güzel lafla. Seni olayın içine gitmek için birileri çağırır aynı şey ki burada görünmeni senin haberin de olmaz. Sana bir telefon gelir mesela Sinan para da vermesin. Fikrinin yanı oralarda bugün görünürsen teşekkür ederim en az. Paraya gıcıksın ya şimdi gıcıksın ya öyledir. Seni çağırır gelir Fikri'nin yanına direfin işte şunu mahnalı git çalıya gittim moduna gittim neyse bunu mahnalı git gören olursa diye söyleyen telefonunu da hani illa sen yaptın diye bir şey yok. Sen anca suç üstüne çekin ben yapmadım ben yapmadım. Yetmedim bir şey yaptın. Fikri mi? Hayır böyle ben diyen olur. Görmedim ben ki yok, ne yapabilirim bu karıya yok, be? Yok sen yaptın demiyorum bak sen anca onu istiyorsun. Ben çıksın kime meydana, yapabilirim mi? Kime bir şey edebilirim? İşte ha bunun çıkmasını istiyorsan. Mesela güzel, sen oralara çağıran birileri telefonunda hayır böyle bir şey. Yok. Sen kendini öyle değilsin anlattın. Sen bu işte yalnız değilsin oğlum. Hayır. Değilsin. Ben kimselere bir şey yapmadım. Sen başka bu bir şebeke. Sen de bu işin içindesin. Ben hayır. Hayır değil evet şimdi bak ben yine bana şebeke mesaj var geldi. Orada diyor boşu boşuna diyor duruyorsunuz diyor. Boşu boşuna arıyorsunuz bulamayacaksınız diye. Kimden geldi mesaj? Bilmiyorum ha yani numarasını yurt dışı numarası yapıyor. Ben kimseden haberim biliyorsun yok. Biliyorsun Sinan. Hayır. Bana bu adamların ismini ver Sinan. Ben kimseyi görmedim. Kimse de bana böyle bir şey yaptıramaz. Ben kime ben ne işime bakarım, gücüme bakarım. Senin işin gücün sapıklık. Senin işin gücün yok. Ne nasıl sapıklık? Sapıklık. Maşasın oğlum sen maşa. Ah. Kendini yaktır.
Lütfen, başımızdan lütfen, başımız lütfen, belaya gideceğim tutuklayacak. Ne bekliyor? Biz şeyi arıyoruz. Burada bekliyorsa tamam, o zaman bir de kan edelim ya. Nasıl kan? Nasıl adalet? Ya? Ben adalete sığınayım, o zaman Udo öyle demeyecek. He? Udo o zaman öyle demeyecek. Sen buraya ilk gün geldiğinde beni aradı Mustafa'yla, Kadir de götürdüler oraya derken işte ha, bu anlatılanı söylemedin mi zaten? Hayır. Nasıl hayır? Hayır. Söylemedin mi? Kadir hadi gel gece sabaha karşı Arife'yi kaldıralım dedi. Hayır. Mustafa öyle bir şey geldi, yok. Geldi arabaya attı demedin mi? Hayır. Dedin. Demedim. Sen dedin Sinan. Hayır. Sen dedin. Burada kayıtlarda var. Hayır. Onlar beni aldılar, götürdüler. Birisi başına vurdu, öbürü arabasını aldı, getirdi. Birlikte hayır, götürdüler. Beni de orada bıraktılar. Hayır, ne öyle bir şey yok. Bilmiyorum dedi. Öyle yoksa bir şey niye yok. Yalan söyledi? Ya, yalan? Neden niye öyle yalan söylüyorsun yalan sen o zaman? Ben işime gücüme bakarım. Ne bahane elde. O zaman şimdi niye doğru söylediğine inanalım biz? Sen şimdi niye de yalan hangisi, yalan hangisi doğru senin söylediğinin? O zaman senin çalı toplamaya gittiğin de yalan. Niye yalanmış? Yalansa gittim. Madem Kadir'le Mustafa'nın geldiği yalansa çalı toplamaya gittiğin de yalan o zaman. Niye yalanmış? Gittim yalan ben. Çünkü zaten çalı toplamaya vaktin yok. Niye yokmuş? Yok. Var. Yok, dün tahtada gösterdim. Eli kiranın şey anlatacak gittim, halim yok. Gittim, az bir şey çalımı topladım. Çalımı yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok, bak beni sinirlendirme. Yok. Tamam, sinirlen. Sinirleniyorum. Ne yapacağım? Yok çalı falan, Allah Allah, bütün var, köyü aradık. Nerede? Var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Ne, nasıl ne yapacağım? Topladıysan gösterseydin o zaman. Yok çalı falan. Var. Varsa neredeydi? Var. Varsaydı gösterseydin ya. Gösterebileceğim bir çalı yok çünkü. Toplamamışsın. Bir ne, tek bir çalı bile yok orada. Var yok, var yok, var yok. Yok. Varsaydı gösterseydin. 500 tane komando dolandı Müge orada be. Nerede? Nerede çalı? Nerede? Adamı sinirlendirme. He. Sen beni sinirlendirme. Tamam, bu geçen de diyordun beyninden kan getireceğim diyordun. Niye? Hadi. Hı. O kadın da bence o yüzden çıktı da işte gücü yetmedi sana. Hayır. Sen o gün o kadının evinin önüne mesaj gittin. Attım, başka bir şey etmedi. Mesaj attıktan sonra da evlerinin önüne gidiyorsun. Hayır. Bak, biliyorsun nereye taşındılar, ne yaptılar, 100 metre öteye bilmem neye. Bak hiçbir konuşulanı da unutmuyor. Sen benim konuştuğumu unutmuyorsun da kendin o zaman Kadir'le Mustafa için söylediğini neden unutuyorsun? He? Sana da mesela... Yani gerçekten. Sen konuşulan her şeyi hatırlıyorsun kardeşim. Sen önce kendi konuştuğunu hatırla. Sen kendin anlattın, geldiler beni çağırdılar diye. Ben de sana söylüyorum, seni kullanan birisi var mı? Hayır. Ben evdeydim. Kim evde? Bana elden. Ben. Sana ne elde? Sen niye atıyorsun adamın karısını? Niye arıyorsun? Bahaneymiş elden. Ben zaten mesaj attım, atmadım dev. Niye atıyorsun? Ayıp takıyorlardı, rahat duracaklar. Sen Sinan, kendini yakacaksın oğlum, yakacaksın bak. Yakacaksın, çok pis yanacaksın sen. Seni yakacaklar da senin haberin yok. Haberin yok, haberin sen gidiyorsun, elden gittin de seni kullanıyorlar. Bunun işte bir aklın başına gelse de beni şunlar bu hale getiriyor. Ne olursunuz ya, yardımlarınızı bekliyorum deyip feryat gidecek yerde hala tersine. Öyle bir şey yapmadım ben. Yapmadım. Değil mi? Heh. Ama zaten kimseye bir şey yapamıyor ki. İstediği küfür etsin. Ha. Zaten delikanlı olsa küfür etmen ki. Zaten öyle birisi küfür etmez ki. Yani küfür etmenin altında yatan tabii çok psikolojik nedenler tabii var yani. Bence her küfür eden bunu bir oturup düşünmeli yani. İşte anca senin lafında var. Başka bir şey yok ki. Anca sen el alemin karısına, karısına da değil, anası yaşındaki İnsanlara anca böyle küfür edersin sen. Başka küfür şey edince üstün mü olduğunu düşünüyorsun? Nasıl? Küfür edince onlardan daha üstün bir duruma mı geldiğini düşünüyorsun? Düşünürüm. Ayıp dağmayacak. Ama gelmiyorsun. Dağmayacak, ayıp dağmayacak. Ya sen ayıp kendi başlı başına bir ayıpsın. Başlı başına bir ayıpsın sen. Evet. Niye? Toplumda başlı başına bir ayıpsın sen.
Allah'ım benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.